Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu elimde görmüş olduğunuz Huawei cep telefonu ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayacağız. Biliyorsunuz biz bu bilgisayarı ki kendisi Huawei MateBook D15 AMD olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde incelemiştik. Onun videosunu şimdi yukarıdan çıkaracağım sizlere. Orada görebilirsiniz detaylarını. Bu bilgisayarın ve Huawei'nin bazı bilgisayarlarının ilginç bir özelliği vardı. Marka buna Multi-Screen Collaboration adını veriyor. Nedir? Huawei marka ve belli bir modeller için geçerli ya da Honor marka bir cep telefonunuz varsa yine belli modeller için geçerli. Bu iki bilgisayarla bu telefonu birbiriyle eşleştirebiliyorsunuz ve telefonun tüm özelliklerini bilgisayar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Aslında Huawei Share özelliğinin kullanılır gibi anlatabiliriz bu özelliği. Bunu yapabilmek için belli bir Huawei marka, Huawei MateBook ailesinin belli bir modeline ihtiyacınız var ki şimdi onları ekranda göstereceğim size hangi modellerde bu özelliğin bulunduğunu ve Huawei ya da Honor marka cep telefonuna ihtiyacınız var. Onların da her modeli içinde geçerli değil tabii ki. Onların da şimdi listesini ekranda size göstereceğim. Yani bu bilgisayarınız varsa ve bu telefonlardan birine de sahipseniz biraz sonra göstereceğim Multi-Screen Collaboration özelliğini ya da Huawei Share özelliğini beraber kullanabileceksiniz. Şimdi gelin bu özelliği nasıl aktif hale getireceğinizi ve ne gibi özellikler sunduğuna hep beraber bakalım. Bu özelliği kullanabilmek için Huawei bilgisayarımızı açtık. MateBook D15'imizi ve PC Manager yazılımımızı açıyoruz. PC Manager yazılımımızı açtıktan sonra PC Manager'da My Phone sekmesine tıklıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken, telefonda yapmamız gereken bazı işlemler var. Önce Huawei Share özelliğimi açıyoruz, etkinleştir diyoruz. Daha sonra NFC özelliğini de açalım. Şuradan NFC'mizi açtık ve şu kısma koyuyoruz. Buraya koymak zorunda değiliz bu arada arkadaşlar. Ama koyarsanız hemen şu anda bakın bağlan diye bir seçenek geldi. Daha rahat oluyor. Koymasanız da belli bir mesafe için tutarsanız da bağlanıyor bu arada. Şimdi şurada hemen ekranda gördüğünüz Huawei Mate 20 Pro'ya izin vereyim mi diye soruyor. Evet ver diyeceğiz. Ver dedik ve şu anda connected diyor. Ve şu anda birazdan ekranımızı göreceğiz. Evet. Şu anda telefonun ekranını aynı şekilde kullanabiliyoruz bilgisayarımızın üzerinden. Aynı sanki cep telefonumuz buradaymış gibi. Bu arada ekran tam görünmüyor belki buradan ama şöyle açalım. Burada da aynı hareketleri ne yaptığımızı görebiliyoruz. Peki ne yapabiliyoruz? Şimdi aslında birçok işlem yapabiliyoruz. Örneğin galerimizi, mesela buradaki herhangi bir uygulamamızı açıp, Twitter'ımızı açıp, Twitter'da bir şeyler yazabiliriz ve bunu bilgisayardan yazabiliyoruz bu arada. Bakın. Şu anda gördüğünüz gibi deneme yaptık. Bilgisayardan Twitter'ımızı kullanabiliyoruz. Veya birçok hani normalde kullanamadığımız sil diyelim burada. Birçok özelliğimizi diyelim ki Instagram'ımızı mesela Teknoloji Oku Instagram'ını açalım. Instagram'ımızda yine buradan istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Mesaj yazabiliyoruz veya diğer şeylere bakabiliyoruz. Aslında birçok normalde bir telefondan yaptığımız işlemi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bu güzel bir özellik olmuş. Mesela bir fotoğrafı aldık böyle. Tıkladığımız zaman ekranda bir simge haline geliyor ve mesela şöyle masa üstüne attık. Bunu PowerPoint'in içine de atabiliyoruz, başka şeylerin içine de atabiliyoruz, bir Word dokümanının içine de atabiliriz ve fotoğrafımız geldi. Peki şunu merak ediyor olabilirsiniz. Tersi mümkün mü? Evet arkadaşlar, ters hareketi de yapabiliyoruz. Yani buradaki bir dokümanı tekrar diyelim ki bir fotoğrafımız var burada masa üstünde. Şurada bir uygulamamız var. Dosyalar uygulamamız. Mesela indirme yöneticisine geldik. Diyelim ki bir masa üstündeki bir uygulamamız var. Aldık. Buraya kopyalıyoruz. Bilgisayardaki dosya dahili depolama Huawei Share bölümüne kaydedildi diyor. Tamam diyoruz. Ve bilgisayardaki dosyayı da yine benzer bir şekilde telefona aktarabiliyoruz. Yani telefondan bilgisayara, bilgisayardan telefona çift taraflı işlemi işte bu PC Manager uygulamasındaki My Phone özelliğiyle ya da Huawei'nin verdiği isimle Multi-Screen Collaboration özelliğiyle gerçekleştirebiliyoruz. Güzel bir özellik olmuş. Az önce videonun başında söyledim.
hangi telefonların olduğunu listesini vereceğim ekranda. Şimdilik sadece belli telefon modelleri, Huawei ve Honor'un belli telefon modellerinde bu özelliği kullanabiliyoruz. Benzer şekilde belli Huawei MateBook modellerinde bulunan bir özellik bu. Eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa, yani bu modellerden biri varsa ya da Honor marka bir telefonunuz varsa ve MateBook'un bu modellerine de sahipsiniz ki biz buradaki yaptığımız denemede MateBook D15 AMD kullandık ve Huawei Mate 20 Pro kullandık. Bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Yedekleme vesaire de yapabiliyorsunuz bu yazılım sayesinde. Birçok özelliği bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei MateBook bilgisayarlarda Huawei Multi-Screen Collaboration ya da Huawei Share özelliğinin nasıl kullanılabildiğini anlattık. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Ama önce videonun tamamını izleyin. Ondan sonra sormanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü anlattığımız şeyleri bazen tekrar tekrar soruyorsunuz. Önce videoyu izleyelim. Eğer anlatmadığımız bir nokta kaldıysa sorularımızı soralım. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.